Adam diyor ki niye kod isim kullanıyorsun? Ne kod isim? Ebu Hanzala. Yahu diyorum bu Türkiye'deki insanların mezhebi Hanefi mezhebi değil mi? Evet. İmam Ebu Hanife'nin adı ne? Ebu Hanife. Ebu Hanife kod isim mi kullanmış diyorum. Yok, adamın adı Numan bin Sabit. Adamın çocuğu Hanife olunca adam kendisine Ebu Hanife, Ebu Hanife demiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ismi Ebul Kasım künyesi. Peygamber yaşasaydı kod isim kullanıyorsun diye sorguya mı çekecektiniz diyorum. Adam bana bakıyor, tekrar yazıyor. Halis Bayancu kod Ebu Hanzala diyor. Anlamıyorlar. Yani ne yaparsan yap, adamlar bu meseleyi anlamıyorlar. Bir kardeşimiz demiş ki benim ismim Niyazi. Yeni İslam toplumları, Müslümanların arasına katıldım. İsmimi İslami içerikli bir isimle değiştirmek istiyorum. Bana bir isim önerebilir misiniz? Yani normalde bir adamın ismi eğer içerisinde tezkiye içeren bir anlam barındırmıyorsa veya içerisinde İslam itikadına, İslam ahlakına aykırı kötü bir anlam barındırmıyorsa ismini değiştirme zorunluluğu yoktur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de böylesi insanların isimlerini değiştirmemiştir. İsim değiştirmek için iki şey lazım. Bir, içinde, ismin içinde kötü bir anlam olacak. Yani İslam'ın kabul etmediği bir anlam olacak. Mesela ne gibi? Adam çocuğun ismini Kahhar koymuş mesela gibi. Ya da adam, örnek veriyorum, çocuğun ismini Kezban koymuş mesela. Yalancı demek Kezban gibi. Örnek veriyorum. Bu tip bir isim varsa kötü bir anlam içeren, işte Abdüşşems, güneşin çocuğu gibi, güneşin kulu gibi vesaire, bunlar değiştirilebilir. İki, ismin içerisinde kendini tezkiye eden bir anlam var. Yani sahabe kadınlarından bir tanesi kendisine Berra ismini koydu. Çok iyi olan ve çok iyilik yapan anlamında. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu ismi değiştirdi. Onun ismini Zeynep yaptı. Yani Peygamberimizin hanımı olan Zeynep annemiz. Asıl ismi bu değil. Aleyhissalatü vesselam onun ismini değiştirmiş. Sizin de böyle bu iki yönlü bir isminiz varsa eyvallah, onu değiştirin. Değiştirebilirsiniz. Ama yoksa gerek yok. Özel isimlerin anlamı olmaz çünkü kardeşlerim. Adam diyor mesela ben çocuğumun adına Ebu Bekir koyacağım. Niye? Çünkü İslami bir isim diyor. Manası ne biliyor musun? Bekir'in babası demek. Ne alakası var İslam'la? Adam çocuğumun adına Ömer koyacağım diyor. Anlamını biliyor musun? Ömür demek. Türkçedeki ömür neyse Arapçadaki Ömer de aynı. Çocuğumun ismini Ali koyacağım diyor adam. Ali Yücel. Bizim Türkçedeki Yücel'le Arapçadaki Ali aynı isme geliyor. Yücel ismini koymuyor çünkü İslami değil diye. Ali ismini koyuyor çünkü İslami bir isim diye. Ha ben Ali radıyallahu anh'ı seviyorum. Bundan ötürü çocuğumun ismini koyuyorum. Eyvallah. Bunda bir problem yok. Ama sanki bu ismin İslami bir anlamı varmış gibi düşündüğünüz zaman kardeşlerim, bu yanlış olur çünkü özel isimlerin anlamı olmaz. Sadece özel isim sahibine delalet eder. Yani şu şahsın ismi budur, bu isim buna delalet eder. Bu kadar. Ben bu kardeşimizin ismini değiştirmesini önermem kendisine. Fakat illaki ben ismimi değiştireceğim dersen ona Peygamberimizin tavsiye ettiği ve Allah'a en sevimli olan Abdullah veya Abdurrahman isimlerinden birini tavsiye ederim. Fakat bir meselenin altını çizeyim ki fayda tamamlanmış olsun. Şimdi Müslüman adını değiştiriyor. İslam'a girdiği zaman, tevbe ettiği zaman. Ondan sonra bütün Müslümanlar onu o isimle tanıyor. Yaptığı bütün telefon görüşmelerinde mesela adamın ismi Niyazi diyelim. Kendisine Abdurrahman demiş. Abdurrahman gel, Abdurrahman git. Polis tutukladığı zaman niye kod isim kullanıyorsun diyor. Gel anlat şimdi polise. İşte benim adım Niyazi'ydi de. İşte ben hakimin karşısına çıkıyorsun, o da aynı. Niye kod isim kullanıyorsun? Anlamıyorlar da kardeşlerim. Vallahi anlamıyorlar. Anlamayla ilgili ciddi bir sorun var. Adam diyor ki niye kod isim kullanıyorsun? Ne kod isim? Ebu Hanzala. Yahu diyorum bu Türkiye'deki insanların mezhebi Hanefi mezhebi değil mi? Evet. İmam Ebu Hanife'nin adı ne? Ebu Hanife. Ebu Hanife kod isim mi kullanmış diyorum. Yok, adamın adı Numan bin Sabit. Adamın çocuğu Hanife olunca adam kendisine Ebu Hanife demiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ismi Ebul Kasım künyesi. Peygamber yaşasaydı kod isim kullanıyorsun diye sorguya mı çekecektiniz diyorum. Adam bana bakıyor, tekrar yazıyor. Halis Bayancu kod Ebu Hanzala diyor. Anlamıyorlar. Yani ne yaparsan yap, adamlar bu meseleyi anlamıyorlar. Ya hakim bey diyorum, bu benim 6. dosyam. Bir adam 6 ayrı dosyada aynı kod ismini kullanır mı? Yani
Mesela diyelim ki ben hadi ilk başta bu kod ismi kullanıyordum. İnsanlar beni tanımasınlar diye. Yakalandım. Günlerce Türkiye medya beni reklam etti resmimle, ismimle. Hatta FETÖ'cüler benim adresimi bile yayınladılar. Yani insanlar bana zarar versinler diye benim adresime kadar yayınlandı. İkinciye de aynı kod isim, üçüncüye de aynı kod isim, dördüncüye de aynı kod isim. Böyle bir adamın akli problemi var demektir. Böyle bir adamla uğraşmayın zaten. Yani en başta kendisine zarar verir. Sizin zarar vermenize gerek yok. Eminim yedinciye yakalasalar yine diyecekler niye aynı kod ismi kullanıyorsun? Çünkü bu konuda anlaşamıyoruz. Onun için ismini değiştirecek olan kardeşlerin bunu da hesaba katarak isimlerini değiştirirlerse kendileri için daha iyi olur. Allahu alem.